Ne UEFA ne verecek abi? Ne istiyorsunuz yani? Ne ben beklentiniz? Hiç istemiyorum. Hayır ya, ne olur Allah aşkına yani şimdi, ne yapın? Bakın, Fenerbahçe bakın, kulübünü kapatın ya. Tamam. Hayır lütfen. Kapatalım Fenerbahçe kulübünü. Trabzonspor'u bütün Fenerbahçe'nin bütün şampiyonluklarını Trabzonspor'a verelim. İzin verin. Bir sürü Emre abi. Bey. Ya bu mudur aranız? Siz gidiyor musunuz? Ne diyor? UEFA ne yapacak abi? Cellat mı? Cellat mı bu UEFA? Başka bir şey istemiyoruz. Sevgili yorumcular. Buyurun. Ama eğer biz uzmanına sormazsak kendi kendimize konuşacak cevabı alamayız. Emre Bey buyurun lütfen. Evet, tekrar iyi akşamlar. Bayağı da uzadı ama ben net olarak şunu söyleyeyim. Şimdi UEFA'nın talimatlarına direkt bakalım. Şimdi benden önceki bağlanan avukat arkadaşlarımızın da bazı hataları var. Çok net, temelde bir hata var. UEFA'nın talimatları UEFA'nın organize ettiği müsabakalar için uygulanır. Bu ana kuraldır. Şimdi UEFA 2012 yılında bir değişiklik yaptı regülasyonunda. Dedi ki sıfır tolerans vesaire diye başlıklandırılan değişiklik bu. Dedi ki ciddi ihlallerde kendi federasyonları yani bağlı olan federasyonlarda yapılmış olan maçları da ben cezalandırabilirim uygulamasını getirdi. Yalnız bunu getirdikten sonra UEFA Tahkim Kurulu'na Fenerbahçe yargılandığı sırada Fenerbahçe avukatları bir başvuru yaptılar. Dediler ki bize bu madde uygulanıyor mu, uygulanmayacak mı? Çünkü buna göre bizim savunma yapmamız lazım. Disiplin Kurulu'nda bu maddenin uygulandığı söylendi. Tahkim Kurulu'nda bunun uygulanıp uygulanmayacağına ilgili bilgi istediler. Tahkim Kurulu da dedi ki aynı regülasyonun 70. maddesinde şöyle bir şey var. Diyor ki orada bu regülasyonda yapılmış olan değişiklikler bundan önceki uygulama vakalara uyarlanabilmesi için yargılanan kişinin lehine olup olmadığına bakılması lazım. Fenerbahçe'nin de bu regülasyon lehine olmadığı için Fenerbahçe aleyhine bu uygulanamaz dedi. Aslında burada sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş'ı ve diğer kulüpleri de kastediyor. Yani buradan şu anlam çıkıyor. Hukuken bu çok net. Ve UEFA tahkimin bizzat kararı, resmi metinde bu var. Avukat arkadaşların bunu okumaması, atlaması ilginç. Çok net olarak şunu söyleyeyim. UEFA kendi maçlarında yapılmamış olan bir şike ya da doping ya da herhangi bir suçla ilgili olarak herhangi bir ceza veremez. UEFA'nın kendi Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe ile ilgili vermiş olduğu men kararı ve Beşiktaş'la ilgili başka bir maddeden dolayı vermiş olduğu men kararı 2008 ve 2012 regülasyonlarına dayanıyor. Yani 2013'teki değişiklik Fenerbahçe'ye uygulanmadı. Uygulanmadığı için UEFA'nın şu an, Mehmet Bey'e de bu cevap olur. UEFA'nın şu an herhangi bir şekilde bir yazı yazıp şuna şu şekilde ceza verin, buna bu şekilde yaptırım uygulayın deme yetkisi yok. Çünkü UEFA öyle ya da böyle İsviçre kanunlarına bağlı bir resmi dernektir. Herhangi bir iş veya işlem yaparken kanunlara dayanması gerekir. Kendi regülasyonu, kendi kanunu böyle bir hüküm olmadığı için de bunu uygulayamayacaktır. UEFA müfettişlerinin istediği belgeye gelip hemen onu da söyleyeyim. UEFA müfettişlerinin istediği belge şahısların yargılanması ile ilgili UEFA Disiplin Kurulu müfettişe dosyayı iade etti. Müfettiş dosyasını tamamlayabilmesi için belki şahıslarla ilgili beraat kararı isteyecek, belki mahkumiyet kararı isteyecek, belki başka bir şey isteyecek belli değil. Onunla ilgili tamamlayabilmesi için istediği bir delildir. Bu delilin tercümesini istedi. Bu kadar basittir konu. Tamam, ben bir şey sorabilir miyim Emre Bey? Yani anlamak Buyurun. İçin soruyorum. Yani şey yapmak için değil. Büşak gibi yanlış anlamayın. Şimdi dediniz ki evet böyle bir karar ya. hep yanlış anlıyorsun da Allah neyse sonra tartışırız bir Emre Bey'e sorumu sorayım diye. Evet. Şimdi dediniz ki biz bunu yani Fenerbahçe'yle avukatlı olarak bunu tahkimdeydi yanılmıyorsam UEFA tahkimde sorduk. Bize uygulanacak mı? Çünkü biz buna göre savunma yapacağız. Bize gelen cevapta dediler ki hayır size uygulanmayacak. Çünkü 70. madde dediniz. Yani aleyhinize olan durumlarla ilgili bundan öncekini etkilemeyecek. Şöyle aleyhinize derken onu düzeltelim. Sorumluluğunuzu arttıran bir maddeler size uygulanmaz dedi. Yani sorumluluğu arttırmak demektir bu. Yani oradaki ceza yaptırımı daha yüksek olduğu için bu yargılamada bunu uygulamayacağız, öbürünü tamam. uygulayacağız. Peki. Sizin lehinize olabilecek olan. Anladım, anladım. Ya ben ya, lehinize ya da aleyhinize de anlaşılabilir. Bu dediğinizden ben öyle anlıyorum. Hukuken öyle anlaşılıyor. Evet. Ben de şunu merak ediyorum. Eğer böyle bir şey varsa, şimdi UEFA o zaman bizim kararlarımızda yerel mahkemelerin kararı aykırıysa biz o zaman devreye gireriz. Çünkü eğer lehte bir karar varsa zaten yerel mahkemeler o lehteki kararı uygularlar. Böyle bir durum ortadayken 70. madde direkt gerçekten ona mı atıfta bulunuyor? Yoksa siz bunu öyle mi değerlendiriyorsunuz? Şimdi şimdi bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu çok net koyalım. Hani hukukçu biliyle anlattık herhalde. Çok net koyamadık. Bu tamamen UEFA'nın kendi yargılamasıyla ilgili olan maddeler. Yani UEFA'nın kendini bağlayan maddeler. Bunun iç hukuktaki yargılamayla, ceza yargılamasıyla da TFF'nin disiplin yargılamasıyla hiçbir ilgisi yok. UEFA şunu diyor. Ben seni yargılarken şu maddelerden yargılayacağım.
senin için uygulayacağım maddede 2013 değişikliği değildir. Çünkü oradaki sorumluluk daha ağır. 2012 ve 2008 yani daha eski maddelerden yargılayacağım diyor. UEFA'nın dediği sadece budur. O maddelerde de şunu diyor. O maddelerde de hüküm şu. UEFA iç federasyonların iç maçlarındaki yaptırımlarına karışamıyor. 2012 itibariyle 2012'den önceki durumda bu böyle. 2012'den sonra olsaydı bu ihlaller, yani Fenerbahçe 2013 yılındaki maçlardan şike yapmakla itham edilseydi, sizin dediğiniz doğru olabilirdi. UEFA, TFF'nin cezasını yeterli bulmayıp bir yazı gönderebilirdi. Ama kendini bağladığı için tahkim kararıyla UEFA, artık böyle bir regülasyonun varken böyle bir yazı göndermesi hukuken mümkün değil. Anladım. O peki. Zaman Trabzonspor müracaat ettiğinde sizin iddianıza göre bunu kabul etmeyecekler, etmesi mümkün değil. Bu süreçte şahıslarla ilgili kararlar verildikten sonra tamamen kapanacak. Yani artık UEFA nezdinde de tamamen kapanmış olacak. Ya şimdi çok temel bir hukuk ilkesini söyleyeyim. Şimdi mesela ilk bağlanan bizim spor hukukundan Alpay Bey'in de niye buna dile getirmedi, nasıl bunu atladı? Yani hukuk açısı bilirsin söyletilir. Yani bu çok nettir. Hiç kimse işlediği zaman yürürlükte kanunların suç saymadığı bir fiilden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu çok nettir. Fenerbahçe 2011'deki maçlardan dolayı suçlanıyor. Ama 2013'teki mevzuat değişikliği Fenerbahçe uygulanmak için. Yani bunu söylemek mümkün değil. Emre Bey, ben sordum onu Alpay'a. O da aynen şöyle bir şey söyledi. Spor hukukuyla ceza hukuku ayrı olduğu için o yorum getirdi. Hayır, bakın. O da çok büyük bir yanıltmaca. Bir hukukçunun bunu söylemesi de çok ilginç. Öyle bir şey yok. Hukuk hukuktur. Bunlar hukukun temel ilkeleridir. Ceza hukuku, spor hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuku diye ayıramazsınız bazıları. Çünkü insanların hem hürriyetleriyle hem şeyleriyle ilgili hükümler bunlar. Ama bakın, ayırabiliyoruz. Bakın şöyle ayrılabiliyoruz. Yani biraz önce küfrü konuştuk. Biz biliyoruz ki ceza hukukunun en önemli prensiplerinden biri suçun ve cezanın şahsiliği. Ama burada bir küfreden bir taraftar var. Ceza almayan bir taraftar var. Ama suç şahsi, küfür şahsi ama kulüp ceza alıyor. Bakın suç ve cezaların şahsiliği diyorsunuz. Kanuni çok güzel. Bunlardan hemen sonra bir ilke gelir. Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki kez mahkum edilemez Mehmet Bey. Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki kez mahkum edilemez. Bitti. UEFA yargılamasını yaptı. Bitti. TFF yargılamasını yaptı. Bitti. Bir daha tekrar yeni bir yargılama yapılması mümkün değil. Bir tek bunun yolu var. Yani Trabzon'un için çıkış yolu var iç hukuk yönünden. TFF Disiplin Kurulu'nun yeniden yargılamayı kabul etmesi. Böyle bir şey de şu aşamada mümkün olmadığı için hele yani biraz evvel yapılan yorumlara ben yani gerçekten hayretler içinde dinledim. Yani diyorlar ki mahkeme kararı yeni. Ya mahkeme kararı yeni delil kabul edilebilir mi? Yani böyle bir şey yok. Yani zaten mahkemenin yaptığı, mahkemeyle TFF Disiplin Kurulu aynı vakalara dayanarak yargılama yapmış. Bunu yeni delil kabul edemezsiniz. Yeni delil çok bellidir. Emre Bey, bir şey söyleyeyim. Hayır, şunu söyleyeyim. Mahkemenin yeni delil olduğunu hukukçular kendi aralarında tartışıyor. Kusura bakmayın ama hani bazı hukukçular yeni delil olduğunu söylüyor. Bazıları da hayır, bu delil değildir. Bakın, bir kişiye TFF Disiplin Kurulu'ndan siz mahkumiyet kararı verirsiniz. O kişi gider mahkemede beraat ederse bu benim lehime hükümdür diye bu başvuru yapabilir. Ama şimdi siz bir kişiyi beraat ettirdiğinizde mahkeme onunla ilgili mahkumiyet verdiğinde bunu kim ileri sürecek disiplin kurulunda? Yani bakın hukukun güvenliği vardır. Şahısın, sanığın her zaman lehine yorumlanır. Bunlar hukukun temel ilkeleridir. Yani bunlarla oynamaya başladığınızda her yere gider. Hele ki Baro Spor Hukuku Komisyonu Başkanı sıfatınızla siz İstanbul Barosu ve Barolar Birliği'nin özel yetkili mahkemeler yapmış olduğu mücadele, Türk hukuk sistemindeki düzeltmeyle yapmış olduğu ifadeler, açıklamalar açıkken siz bunları söylüyorsanız, kendi baronuzla ve Barolar Birliği ile çelişiyorsanız bu çok daha da vahim bir durumdur. Yani gerçekten çok ilginç şeyler. Bunları duydukça da şaşırıyorum. Bir şey daha sorayım. Yani, son bir şey değil mi? Bir son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bravo. 2012 yılında Emre Bey, 2012 yılında UEFA bazı değişikliklere gitti. İşte biraz sabahtan beri tartıştığımız konular. Şimdi 2012 öncesi kanunlarla ilgili ya da yürürlüğündeki maddelerle ilgili bir Trabzon açısından soruyorum. Bir çıkış yolu var mı? Ya da UEFA 2012 öncesiyle ilgili kanunlarında olan hükümlerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun şike süreciyle ilgili verdiği karara müdahil olabilir mi? Şimdi ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi yani bunu hiçbir yerde konuşulmamış, tartışılmamış. Şimdi KAS kararının tamamlandığını ve her şeyin bittiğini düşünüyoruz değil mi? Doğru evet. Düşünüyoruz.
Ancak Kars'ın gerekçeli kararını gördünüz mü? Yok, görmedim. Ben görmedim. Görmediniz, şahsen ben görmedim. Neden görmediniz biliyor musunuz? Kars'ın gerekçeli kararı yok çünkü. Çünkü Kars'ın 3 tane üyesi var ve 3 üyesinden birisi şu an muhalif. Kars oy birliğiyle karar vermesi gereken bir kurum. Bu kararı verdik diye açıklayıp da ondan sonra bir üyenin gerekçeye katılmaması gibi skandal bir durum şu an mevzubayız. Yani bakın bu ilk defa sizin programınıza söylüyorum. Yani bunu sizler gazetecisiniz, gidin araştırın. Kas nezdinde, yani niye bu gerekçe gecikti? Biraz araştırsanız bunlar ortaya çıkar. Maalesef ki Fenerbahçe davasında, yani Beşiktaş ve diğer yargılanan davalarda da bu tip lehe durumlar hiç araştırılmadığı için, peki, hep bir şey spekülasyon kısmına gidildiği için bunlar ortaya çıkıyor. Emre Bey, bakın, Emre Bey, Fenerbahçe'li avukatlar, gerekçe çıktığında, Fenerbahçe'li avukatlar, yani bir saniye, çok önemli bir, çok önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Çok önemli. Ben görmediğim için görmedim dedim, okumadım. Siz dediniz ki Kasım kararları oy birliği alınır. 3 tane üye var. 3 tane üyeden ikisi gerekçeli karar, ikisi tamam diyor, birisi şerh koyuyor. Ve şu anda gerekçeyle ilgili bakın kararla ilgili değil, Fenerbahçe'nin talebinin reddine 3'ü de oy birliğiyle veriyorlar. Yalnız gerekçede anlaşamıyorlar. Bakın o gerekçe kısmı da çok 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 önemli. Çünkü usulde mi, esasta mı, neyle ilgili, yani bunu da net gerekçe ortaya çıktığında göreceğiz. Hı hı. Oradaki anlaşmazlık da mümkün değil. Yani muhalefet şerhi de konamaz kas kararı. Ya bugüne kadar emsali pek yok. O yüzden çok ilginç bir durum var orada. Bu da çok ilginç ve Fenerbahçe'nin... Peki Fenerbahçe'nin bunu bakın, niye gündeme getirmiyor? Şunu da hiç konuşmuyorsunuz. Ben ona da hayret ediyorum. Yani gelen hukukçulara da bunu sormanızı beklerdim. Bakın Yargıtay'da 10 bine yakın dosya var. 5. Ceza Dairesi'nde de böyle. Bakın bu kadar dosya varken siz bir ayda bir karar çıkartıyorsunuz. Ve bu dosyada tutuklu yok, herhangi bir şey yok. Öncelik olması mümkün değil.